Hangisi William Shakespeare'in Julius Caesar adlı eserinde geçen bir cümledir? Sen de mi? A. Sen de mi Brutus? B. Sen de mi Brutus? C. Sen de mi Brutus? D. Sen de mi Brutus? B şıkkı son kararım. İçeriği de okursam bir yanlışlık olmasın Simay. Üşenmeyelim lütfen. Evet. Yani okudum gibi mi geliyor? Okuyamadım mı? Hayır, içeriği okuman gerekiyor. Hani B veya D neyse içeriği okuyup son kararım demen gerekiyor. Ondan B, bahsediyorum. B, sen de mi Brutus? Son kararım. Sen de mi? Doğru değil mi? Nasıl değil? Ne olur ya, bir kerelik doğru olsun, ne olur. Ama bir şey diyebilir miyim? Sen de hani böyle şey oluyormuş gibi. Ne oluyormuş gibi? Sen de mi Brutus? Şimdi buradaki William Shakespeare'in bu eserini okudun mu bilmiyorum. Fakat Sezar'a karşı bir ayaklanma var. Evet, onu biliyorum. Evet. Sen de mi Brutus olay ama şimdi, bana böyle... Yani bu şunun gibi, sen de mi abla? Yani herkes tamam bana karşı sen da de sen de evet, mi? O yüzden de, o D'nin tabii ki ayrı olması az lazım. Az önce bu arada onu konuştuk. Bana dedi ki D'danın yazılımını biliyorsun değil mi dedi. Ben dedim ki çok iyi biliyorum. Onu hep beraber öğrendik bilmediğini. Sor dedim, hatta soru sor bana dedi. Sormuş muydun Melis? Sordu. Ki'nin yazılımıyla alakalı da sor. Yani tek sorduğum buydu gerçekten. Gerçekten. D'yi doğru ayırabiliyor musun? Ablanı dinlemiş olsaydın bu soruyu geçecektin. Bir de öğretmeye çalıştı bana orada. Bu senin söylediğin gibi yani bir şeyin kaybolursa senle mi bürüt? Ama bana hala benim söylediğim gibi geliyor. İşte onun için biraz eğitim lazım Simay'cığım. İşte ben sana burada anlatamayacağım. Evet, okula gitmen lazımdı. İşte... Ablanı dinlemen lazımdı. Mesela Sezar bir şeyini kaybetseydi Brutus'a böyle sorabilirdi. Ama şimdi Kenan Bey... Benim kalemim sende mi gibi. Ha burada, aa bu örnekle anladım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Aa, ne mutlu bana. Teşekkür ederim.